Çorum Hitit Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 5. olan genel kongresinde konuşan divan üyesi Vahap Akyol, çıkartılmak istenen EYT'nin Türkiye'nin altına konulmuş bir dinamit olduğunu ifade etti. Bu Türkiye'nin altına konulmuş bir dinamittir. Esnafı yüksek primler altında ezildiğini, ancak 3600 gün prim yatıranlara, 9836 gün prim yatıranlara 5500 lirayı verilmesi hazmedemediğini anlatan Akyol, dün paramı çektim, devletin bana bağışı olan kısmı 431 lirayı devlet hazinesine geri iade ettim dedi. Bizler bu yüksek primler altında ezilirken ve bunun neticesinde de 3600 gün prim yatırıp da 5500 lira maaş alan arkadaşlarımız varken 9836 gün yatıran arkadaşlarımıza da 5500 lira verilmesini ben hazmedemedim. Dün paramı çektim, götürdüm, benim hesabıma yatan devletin bana bağış olarak vermiş olduğu kısmı 431 lira 80 kuruşu devlet hazinesine geri iade etti. Türkiye şartlarında yaşlılık aylığı alınabilmesi için 9000 iş günü istenmesinin kimseyi korkutmaması gerektiğini belirten Akyol, EYT için 50 yaş şartı gerekmeliydi. Bu Türkiye'nin altına konmuş bir dinamittir. Bu bütçe ile bunun karşılamaya imkanı yok dedi. Türkiye şartlarında yaşlılık aylığı alabilmemiz için gerekli prim gün sayısının 9000 olması sizleri korkutmasın. Çünkü ortada bir tane havuz var. O havuza biriken paradan da bizlerin emeklilik maaşları verilecek. Sözü fazla uzatıp sizlerin canını sıkmak istemiyorum. Ama EYT için 50 yaş şartı olması gerekiyordu. Geçmiş dönemde SGK müdürlüğü yapmış olan birinin de çıkıp bunu desteklemesi gerekiyordu. Bu Türkiye'nin altına konulmuş bir dinamittir. Çünkü bu bütçeyle bunu karşılama şansımız yok. 2022'de 253 milyar TL aktarıldı. 2024 senesinde 430 milyar lira hazineden para aktarılacak ve bu kambur gittikçe büyüyecek.